Hoş geldin. Ben Galip. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? Nasılsınız? Hoş geldin Sayın Galip. Hayırlı olsun bakalım. Bir tanıyalım sizi. Ben Batuhan Şençer. Evet, Kastanoz Türk Fransesi'nde de son sınıf öğrencisiyim. Hoş bulduk efendim. Nereye düşünüyorsun? Ben şu an tıpçıyım, Cerrahpaşa. İnşallah. Benim oğlum da 2 numara tıpta okuyor. Şeyden, Ankara'da katıldığımda. Zor işte. Çok zor. Gözdağı vermek için değil ama şunu diyoruz. Bizim bir parçası olarak gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına yani meslekleri tercih etme noktasında, geleceklerine tercihte bulunmaları noktasında hem de kamu kurum ve kuruluşlarını yakinen tanıyarak devletin kurumların işleyişi, kamu hizmetlerinin ne şekilde icra edildiği, insan ilişkileri boyutuyla, sosyal ilişkiler boyutuyla, resmi ilişkiler boyutuyla noktasında gençlerimizi eğitmek üzere böyle bir eğitim faaliyetlerimizin bir parçası olarak ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici pozisyonu olan arkadaşlarımız ayda bir öğrencimiz bir gün beraber geçirmek suretiyle eğitimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu çerçevede bu ayki valilik makamına oturan arkadaşımız, fendisimizden Batuhan kardeşimiz. Batuhan kardeşimiz sabahleyin bir vali edasıyla evinden alındıktan sonra valiliğimize geldiler. Valilik birimlerinin dolaşmak suretiyle hangi birim tarafından hangi görevin icra edildiğini yerinde uygulamalı olarak gördüler. Öğleye kadarki süre içerisinde aynı zamanda il valisi olarak bizi de takip ettiler. Telif görüşmelerimize, toplantılarımıza katıldılar. Bu yönüyle valinin görev ve sorumlulukları neler olduğu konusunda kabaca bir bilgi sahibi olmasını sağladığımızı düşünüyorum. Küçük bir şehir olmamıza rağmen farklı bir kentleşme görülüyor burada. Onun çözülmesi çok önemli. Başka bir konu, bizim şehrimiz hiç şehir dışında tanıtılmıyor. Osmanlı burada korunmuş ve gelişmiş olmasına rağmen şehrimiz dışarıda yeterince tanıtılmıyor. Tanıtımların yapılması gerekiyor. Ve burası bir sanayi şehri olmasına rağmen sanayi yeteri kadar kapasiteli kullanılmıyor. Sanayicilerin daha çok gelişmesi ve ihracat önem vermesi gerekir. Üniversitemizde sanayilere yönelik öğrenci yetiştirilip bu sanayide çalıştırılması da önemli konulardan birisidir. Çok saygın ve çok zor, gerçekten çok zor. Yani devleti yönetmek çok önemli bir çok önemli olduğunu şu an hissediyorum. Saygın, yani en küçük kararımızda bile her şey değişebilir. Bir ili değil aslında, tam şu an ülkeyi burada kontrol ediyoruz. Sanayiciler de toplantımız olmuştu. Bir de SGK, İşkur. Yani iş kurulması gerekiyor. Yani işçi değil, işveren yetiştirmemiz lazım bizim. Çünkü işveren 3 tane işçi çalıştırabilir. Ben şu an sayısalcı olduğum için tıp düşünüyorum. Çünkü biyoloji dersini seviyorum. Benim tıpla alakalı planlarımda Güney Kore'de şu an gelişmekte olan cyborg mühendisliğini Türkiye'ye getirmek var. Çünkü askeriyede de kullanabileceğimiz çok önemli bir gelişmeler yaşanıyor dalda. Tıp okuyup Güney Kore'de de cyborg mühendisliğini hakkında ihtisas yapıp ülkemizde onu geliştirmek istiyorum. Nasıl? Kimi bağlamak istiyorsan olsun. Ben Milli Eğitim Müdürü'yle görüşmek istiyorum. Merhaba. Tamam. Merhaba Müdür Bey. Ben bugün valiliğimizin yaptığı proje kapsamında bugün Bilecik ilimli valisi benim, Batuhan Şençer. Yani bu proje çok güzel meslekleri tanıtıyor. Çok başarılı bir proje. Bu projenin daha keşke benim küçük yaşımda olsaydı diye düşündüm ve onun için size bunu belirtmek için aradım. Daha küçük yaşta benim yaşlarımdan tutup da ortaokuldaki arkadaşlarıma kadar, kardeşlerime kadar bu projenin genişletilmesini talep ediyorum. Çok başarılı bir proje. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.